Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla birlikteyim arkadaşlar. Hemen duyuru yapıyorum. Twitch adresim arkadaşlar. Twitch.tv'de SBC yayınları yapmaya başlayacağım. Twitch adresimi hemen aşağıdan takip etmeyi unutmayın. İlk duyurum buydu. İkincisi arkadaşlar sizlerden bir şey rica edeceğim biliyorsunuz şu anda kanalımda iki tane telif var bir tane daha telif versek Cenab-ı ruhuna gidecek kanal bu yüzden arkadaşlar sizlerden bu video destek bekliyorum özellikle bin beğeni geçmemiz gerekiyor bana beğeni olarak ve özellikle yorum olarak destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar neden telif edeyim hatırlıyorsunuz sizlere beta'dan sızdırılmış görüntü paylaşmıştım bu yüzden iki tane telif yedik maalesef dolayısıyla arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz aynı zamanda Twitch adresini aşağıdan takip etmeyi unutmayın bu video ikinci koyun kasma videomuz arkadaşlar bu en etkili olanı bu. Bir haftada en az 5 milyon coin kasabiliyorsunuz. Geçen sene hatırlayacağınız gibi ben arkadaşlar bir haftada 12 milyon coin kasmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunu hepsini canlı yayında kasmıştık sizlerle beraber. Dolayısıyla yalan yok dolan yok 6 senedir uyguladığım bir taktik. Türkiye'de de ilk ben paylaşmıştım hatta dünyada da sayılı paylaşanlardan. Ben de ilk paylaştığım zamanlarda. Bu yüzden arkadaşlar sizlerden büyük bir destek bekliyorum. Beğenileri ve yorumları patlatalım. Bu taktiği bütün arkadaşlarınıza paylaşın ki kimse arkadaşlar FIFA points'e para vermesin. Dediğim gibi Twitch adresimi takip etmeyi unutmayın. Hemen bir videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar taktiğimiz adı yan hesap taktiği. Bu taktik arkadaşlar PlayStation ve Xbox'ta çalışıyor ancak e, bilgisayarda çalışmıyor. Ya yani çalışıyor ama çok verimli değil. Çünkü yan hesap açmanız paralı oluyor arkadaşlar. E, PlayStation ve Xbox oynayan kardeşlerimiz için yeni bir tane hesap açmanız gerekiyor. Yeni bir tane hesap açtıktan sonra direkt Ultimate'ime girebiliyorsunuz. Tabii ki eğer ben geçen seneki videolarımı izleyenlere söylemiştim. Bu, bu sene hesapları saklayın diye. Neden? Çünkü eğer bu sene Geçen sene var olan bir hesaba. Bu sene girerseniz sizlere paket veriyor ve oyunu toplamda 25-30k ile başlamış oluyorsunuz. Ve bütün kadro kurma görevlerini bedavaya yapabiliyorsunuz. O yüzden videoda dikkatli izleyenler bu sene de kazandı. Ancak aramızda yeni olanlar veya sıfırdan hesap açanlar için şöyle bir e, hemen bir anlatalım. Nasıl coin yapabileceklerini. Önceki hesabımızda arkadaşlar birazcık jeton olması gerekiyor. E, bu 150 olabilir 300 olabilir. Yeni başlayan hesaplar için söylüyorum. Diğerleri için zaten direkt başlangıç için coin olmuş oluyor. E, bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hemen onu söyleyeceğim. Burada görevler kısmı kısmında şöyle görmüş olduğunuz gibi altyapı sekmesi var. Bu altyapı sekmesi basit görevler var arkadaşlar. E, bakın burada benim bazı yaptıklarım var mesela transfer pazarına listele işte vesaire hani bir oyuncu al bir öge satın al gibi bu tarz böyle basit görevler var arkadaşlar. En basitini söyleyeceğim şimdi sizlere. Yeneyse başladığınız zaman tabii ben şu an yaptığım için vermeyecek ama sizin bir kadronuz olacak arkadaşlar. O kadronuzu açın. O kadronuzda mesela bir tane sol bek stoper de oynuyor diyelim. yanlış yerde oynuyor. Sol bek ve stoperin yerine ham böyle değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar size 150 koyun verecek. Bu 150 koyunu almanız yeterli. 150 coin'i verdikten sonra gidin burada görevlerden arkadaşlar tekrardan işte tamamladığınız görevin ödülünü alın. Şu şekilde onu da göstereyim mesela bir tanesini ben alayım şimdi. Tamamladıklarımdan bir tanesini şuradan hemen yapıştıralım. Mesela bakın bunu tamamlamışım ben arkadaşlar. Bunu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi size de burada 150 jeton olacak. 150 jetonunuzu buradan aldığınız zaman elinize coins'iniz olmuş olacak. Elinize coins olduktan, olduktan sonra arkadaşlar sizlerden benim tavsiyem burada transfer marketine gitmeniz ve buradan bir tane forma satın almanız. Forma satın aldıktan sonra da bu formayı arkadaşlar gidip markete koyuyorsunuz ve ana hesabınızdan bu hesabınıza coins'i çakıyorsunuz. Veya geçen sene arkadaşlar oyunun başında fazla forma veriyordu. E, bu sene öyle mi bilmiyorum da bakabilirsiniz siz fazla forma veriyordu size oyunun başlangıcı. Bazı formalar formalar satılabiliyordu. O formalarla da coins aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. ben bu stadyum detaylarını çok fazla bilmediğim için şu anda ona girmeyeceğim. Ama bu şekilde coin yapabilirsiniz. Eğer hiç bilmiyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbirini beceremediyseniz, anlamadıysanız bir tane Scott Battle maçı yapın. Gelen jetonlarla arkadaşlar buradan iki tane formatın 4K, 4K, Bynav'la toplam 8K hesabınıza gönderin. Şimdi ben size şöyle bir örnek göstereceğim arkadaşlar banlanmamanız için. Diyelim transfer listenizde iki tane diyelim bu ana hesabınız olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu iki oyuncu siz yeni hesabınızdan koydunuz diyelim 4000, 4000 ben de bunları aldım. Bunları arkadaşlar satmamanız gerekiyor. Bu kartların kulübünüzde durması gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz formaları veya silver yani gümüş veya bronz kartları sattığınız zaman e iyi radarına takılmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar coins attıktan sonra lütfen ama lütfen alın al, al, şeyi etmiyorsunuz. Hemen bir tane örnek göstereyim buradan sizin için alayım. Mesela bronz arkadaşlar 200 diyelim. Bakın böyle bakın tam 150'ye diyelim bunu alın. Yani hesabınızdan bahsediyorum. Yani hesabınızdan bunu alın arkadaşlar. Şöyle direkt göstereceğim hatta. Bir tane alalım şimdi sizin için göstereyim. 150'ye siz tabii teklif yapın arkadaşlar. Ama mesela bunu aldınız. Gen ee, hesabınızdan bunu aldınız. Şu an gen hesabınızda bu var. Geliyorsunuz arkadaşlar bunu bakın şu şekilde hemen ben de yakın bakayım göremediğim için. Mesela 4000. Bunu böyle listeliyorsunuz arkadaşlar. Liseler listelemez. Diğer hesabınızdan binary çakıyorsunuz. Bir tane daha böyle e, oyuncuya da forma. Bakın altın çiziyorum. Ben forma ile sizlere öneriyorum. Forma ile yapın. E, forma alarak arkadaşlar 8K atıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Şimdi 8K tonu attıktan sonra çok basit arkadaşlar. Nasıl yapmanız gerektiğini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöyle hemen araya giriyorum arkadaşlar. Bu videoda göstermiş olduğum kadro kurma görevlerini yapmanıza gerek yok. Ben yapmanız gereken kadroları, coins'e nasıl aktaracağınızı ve coins'e nasıl satacağınızı videonun açıklama kısmında açıkladım. Videoda görmüş olduğunuz kadrolar tamamen görsellik amaçlıdır. Dolayısıyla en ucuz kadroları videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Öptüm sizi Başlamanı size tavsiye ederim. Bakın burada SBC'ler var. Öncelikle şu giriş SBC'sini yapın zaten. Giriş SBC'sini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hadi başlayalım diye. Ardından arkadaşlar karma uyruklarla başlayacaksınız. Öncelikle karma seçkin 8'ini yapıyorsunuz. Ardından arkadaşlar son 4'ü yapıyorsunuz. Ardından en iyi 6'lıyı yapıyorsunuz ve en son dünya turnu yapıyorsunuz arkadaşlar. Sıranız bu şekilde. Yani 3, 1, 2, 4 şeklinde karma uyrukları bitiriyorsunuz bilginiz olsun. Onun ardından arkadaşlar karma liglere geçiyorsunuz. Karma liglerde e, burada bir tavsiyem olmayacak. Çünkü elinizden 20-25 kajeton olacağı için. Ama yine de tam 9'dan başlayın siz arkadaşlar. Tam 9'u çünkü 35k paket veriyor. Tam 9'lu ardından arkadaşlar 7 ve bu da çat bir 5'lik yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada da sıramız 3 2, 1 ve 4. Bu dördüncü sebebi arkadaşlar. Loyalty istiyor yani sadakat istiyor. Ultimate Team'in başlangıcında eğer Arjantin seçerseniz bunu bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Ama ve likeyim. ben bunu size sadakatle nasıl yapılır onu koyacağım. O kadroyu koyacağım. Bu sene arkadaşlar loyalty'de de bir taktik var. E, mağlubiyet almadan hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Sukat Battle'da da yapabilirsiniz. da yani benim göstereceğim mağlubiyet almadan ve kontratınız gitmeden olan versiyonda da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış 10 maç girip çıkarak arkadaşlar sadakat elde edebiliyorsunuz. Onu da zaten videonun içinde nasıl yapıldığını göstereceğim. E, bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar tabii ki lig ve oyruk kalması kalıyor. Bunda da sıramız arkadaşlar 3-2-1 ve 4 şeklinde SBC'leri tamamlayabilirsiniz. Ve bu SBC'nin hepsini tamamladığınız zaman arkadaşlar eğer 8K ile başlayan birisi ee, en kötü paketlerin QXL değerinden bahsediyorum. En az 50K kar etmiş oluyor. Bakın QXL yani hepsini QXL edersen hepsi çok tıraş çıkarsa ki öyle bir şey imkansız. Arada non çıkıyor 1K, 2K, 3K, bronz çıkıyor 2K, gümüş çıkıyor 2K gibi. E, bu dolayısıyla çok fazla kar edebiliyorsunuz. Ben her sene böyle milyoner oldum. Beni bilen biliyor. Senelerde zaten bu taktiği ilk bulan benim. ilk paylaşan da benim Türkiye'de. E, dolayısıyla arkadaşlar ben böyle milyoner oluyorum. Hatta şu anda Türkiye'deki topluluktaki çoğu kişi de bu şekilde jeton kasıyor. Bilginiz olsun. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından da en son eğer kar ettiyseniz güzel bir şekilde marki meçe. Yani büyük karşılaşmaları yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin sizlere kadroları ben göstereyim. Kadroları gösterirken de birazcık sizlere detaylar vereyim. Evet arkadaşlar şu anda arka planda kadroları izliyorsunuz. Bu kadroların aynılarını yapmanıza gerek yok. Bu kadrolar sadece göstermelik. Ben videonun açıklama kısmına futbol linklerini bırakacağım. Oradan o linklerden istediğiniz kadro kurma görevini yapabilirsiniz. Dediğim gibi karma liglerin sonuncusu ve lig ve uyruk karmasının sonuncusu sadakat istiyor sevgili dostlar. E, bu yüzden buna farkındalık yaratmak istedim. Bilginiz olsun. Bunları sadakatle yapacaksınız. Nasıl yaptığınız da arkadaşlar dediğim gibi ben şu kadrolardan sonra da göstereceğim. Bugün hesap ki en çok aldığım soru, ''Abi nasıl banlanmadan coin saklarım Ya da ''Kardeşim, coinlerimi nasıl satarım?'' E, bu konuda şimdi birazcık konuşmak istiyorum sizlerle birlikte. Arkadaşlar, coins aktarım ile alakalı başka bir video çekmeyeceğim. Direkt bu videoda size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ee, öncelikle coin aktarırken altın yani sarı kartlarla düz sarı kartlarla Ronaldo bile dahil buna Messi bile dahil coin aktarmak dünyadaki en riskli şey arkadaşlar. Çünkü bu kartlar markette çok fazla var ve e-sports'un en fazla e kontrol ettiği kartlar bu kartlar. Dolayısıyla altın kartlarla coin aktarmak yasak. E, şu anda da zaten millet bu yüzden coin aktaramıyor çünkü sadece altın kartların price range yani fiyat aralığı coin aktarımına uygun. EA Sports'ta bunu bilerek yaptık ki zaten insanları banlasın sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne zaman coins aktarılır? Coins çarşamba günü yeni haftanın takımı çıktığı zaman veya cuma günü yeni bir etkinlik takımı çıktığı zaman aktarılır arkadaşlar. Bunun dışında e, aktarılan coins'ler birazcık riskli olabilir. Ve aynı zamanda EA Sports her zaman FIFA points alınıp alınmadığına bakıyor. Yani e, bunu her zaman söylüyorum, senelerdir bunu söylüyorum yine söyleyeceğim. Ana hesabınıza coins aktardığınız zaman yani yeni hesapla coins kasıp ana hesabınıza aktardığınız zaman mutlaka o en düşük FIFA point'ten... Alın bir gıdımlık bir FP alın tamam mı? Onda da paket açın. Bu niye yapın diyorum. Çünkü arkadaşlar e Sports para veren kullanıcıları tabii ki de daha çok öne koyuyor. Bu bir kesinlik yani. Böyle bir şey var olduğu herkes biliyor. ben dersini böyle yapıyorum. Bunu da size yapmanız gerektiğini söylüyorum. Tabii ki bu büyük aktarılma. Yani 2 milyon, 3 milyonluğundan bahsediyoruz. Ya e da 1 milyondan bahsediyoruz. Bu tarz aktarılmalarda bunu yapmanızı size tavsiye ederim. Onun için coins nasıl Coins özel kartlarla aktarılması daha makuldür. Ve ben arkadaşlar son sene tek, son sene teklifle aktarıyorum. E, normalde hemen al yapmanın da pek bir farkı olmadığını söylüyorum ama ben yine de teklif yöntemiyle gidiyorum. E, geçen sene 40-50 milyon coin aktardım ban yemedim. Bu sene de öyle yapacağım. E, bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl aktarılır coins? Ana hesabınızdan bir tane özel kart koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu Team of the Week olabilir. Doğu e, ya da o haftanın Once watch olabilir. E bunu koyuyorsunuz arkadaşlar ama normal fiyattan fazla bir fiyata koyuyorsunuz. Diyelim ki bu kart normalde 20 bin jetona gidiyorken siz bu kartı fiyat aralığı diyelim ki 500 bin. 500 bine satmanız gerekiyor. Peki burada ban yememek için ne yapmanız gerekiyor? Mesela 500 bine satacağınız gidip başlangıcını 490 bin hemen alını 500 bin yapmayın. Böyle yaparsanız ve koyun çok dikkat çekersiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar oyuncunuza bir tane kontrat falan basın. Yani oyuncunuzun markette sizin olduğunu anlayabileceğiniz şekilde hazırlayın. Kontrat olabilir, kimya tarzı olabilir bir şey basın. Ve ardından teklif verme var ya teklif verme. O teklif vermesini en düşükte bırakın. Binav'ın da diyelim 500 ya 499 yapın. Ardından yeni hesabınıza geçin. Yani coins'i atacağınız hani coins'i olan ve aktaracağınız hesaba geçin. O hesaptan o kartı bulun. Ve arkadaşlar bunu transfer hedeflerine ekleyin. Tabii ki bunu e, transfer hedefine ekleyeni hemen 59. dakikada yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu kartı takip ediyorsunuz. Son 5 dakika ekleyin. Son 5 dakika niye diyorum? Çünkü marketin filtreleri değişebiliyor. Marketin filtreleri değiştiği zaman da kartı kaybedebilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden bu kartı böyle hazırlıyoruz. Yani O karta baktığınız zaman mesela kontratı diğerlerinden fazla olabilir, kimya farklı olabilir ya da sahip sayısından bunu anlayabilirsiniz. O kartın size ait olduğunu anlamanız gerekiyor. Peki bunu neden böyle yapmanızı istedim diyorum. Bunu böyle yaparsanız o oyuncuya başka insanlara teklif basacak çünkü en düşükten koymuşsunuz kartı. Oyuncuya başka insanlara teklif basacağı için koyunca aktarımını daha legal, daha doğal gösteriyor arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde aktarabilirsiniz. Ben bütün aktarımlarımı bu şekilde yaptım bilginiz olsun. Böyle coin saklamanızı tavsiye ediyorum. Hesaptan hesaba arkadaşlar bakın hesaptan hesaba 36 saatte bir aktarım. Ben Benim kendi yaptığım şey bu başka insanlar başka yapabilir. Ben her 36 saatte sadece bir kez aktarım yaparım. Ana hesabıma bir kez aktarım. Yani bir, bir hesaptan bir hesabı bir kez. Ana hesabı asla iki hesaptan coin atmayın abi. Her 36 saatte bir aktarım arkadaşlar. Bak unutmuyorsunuz çok kritik bu. E sonra ban yedim diyorsunuz hep aç gözlülükten oluyor bunlar. 36 saatte bir aktarım. Ve pahalıya alıyorsunuz ya bir kart mesela 50 kaldı kart 500 aldınız ya. O kartı arkadaşlar en az 2 gün satmıyorum ben. O kartı en az 2 gün satmıyorum. Neden satmıyorum? Şimdi e Sports Radar'a takılmanız için sadece kartı pahalıya almanız yetmez. Pahalıya aldığınız kartı hemen geri satmanız zaten bu e Sports'un ban sistemini tetikleyen şey bu arkadaşlar. Çünkü niye diyor ki bu oyuncuyu hemen almış satıyor neden satıyor diye düşünüyor. İşte bu genelde coin aktarımı demek oluyor. Dolayısıyla pahalı aldığınız kartı satmıyorsunuz. Yani arkadaşlar bu şekilde her 36 saatte bir aktarım yaparak ve aldığınız her kartı 48 saat satmayarak bu şekilde güvenli coins aktarabilirsiniz. Ve coins aktarımı evet her ne kadar bu yöntem güvenli olsa da %100 ban yemeyeceksiniz diye bir şey yok. Bunu kimse söyleyemez. Bunu EA çalışanları bile söylemez. Çünkü EA çalışanları bile banyıyor arkadaşlar. Yani bu oyun böyle bir oyun. Yani kesin bir şey olmayamıyor. Kim size yüzde yüz ban yemeyeceksin diyemez. Tabii ki bu tarz güvenli metotlarla ban yeme ihtimalinizi azaltıyorsunuz. Ama hiçbir zaman yüzde sıfır değil. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani dolayısıyla eğer ban yerseniz bir şekilde transfer marketinizi kapatıyorlar. Bu hesap kullanılmaz hale geliyor. Ben zaten bu riski alanlar için bu taktiği yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde coins aktarabilirsiniz. Gelelim coin nasıl satılır? ben coin zaten anayasam FIFA oynamıyorum. Ben coin satmak istiyorum. Arkadaşlar coin satmak isteyenler için birkaç tane şey önereceğim. İlki güvenilir siteleri satabilirsiniz arkadaşlar. Bu nedir işte FIFA Coin Zone. Zamanında güvenilirdi mesela. Ee, mesela Twitter'da Dutch Trader diye bir trader var. Onun bir Twitter sayfası var. onda da linkini aşağıya bırakırım. Ancak bakın şu anda güvenilir. Bu sayfa şu anda güvenilir. Ben çok coin sattım. Güvenilir. Binance'dan USDT olarak da para çekebiliyorsunuz. O da güvenilir. Ama şu anda güvenilir. Bundan bu videoyu sizledikten 3 ay sonra dolandırıcı çıkar. Ben bilemem. Ben bu adamlarla hiç sponsorluğum falan da yok. Hiç bağlantım da yok, hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ben sadece sattığım için söylüyorum ve bundan paramı aldığım için söylüyorum 2 senedir. Ben onlara satıyorum. Siz MMOG'ye satabilirsiniz. MMOGA'ya MMO, satabilirsiniz. Ya başka bir satabilirsiniz. Bu tamamen sizin, size kalmışmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim coin satma ile alakalı ve aktarma ile alakalı. Şimdi gelin loyalty glitch nasıl yapılır ona geçelim. Arkadaşlar normalde biz Sadakat'ı Squad Battle'da yapıyorduk ancak bu sene başka bir şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle sadakat isteyen e, yani loyalty kısacası bunu isteyen SBC'ye geliyoruz ve kadrosunu kadro kuma göre içine yerleştiriyoruz. Arna L2 tuşuna basarak kadroyu kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Kadroyu kopyala dedikten sonra da oyna kısmına geliyorsunuz ve oyna kısmından size şu an ekranı görmüş olduğum kısma geliyorsunuz ve buradan o kadronuzu seçiyorsunuz. Dedi yedeklerini ve teknik direktörünü doldurduktan sonra maça giriyorsunuz. Bu modun özelliği ne? Bu modda kontratlarınız gitmiyor. Yani 7 maç sonunda kontrat basmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve bunun yanı sıra mağlubiyet almıyorsunuz arkadaşlar. Yani mağlubiyet yazmıyor sizlere. Bu şekilde güzel bir e, loyalty yapabiliyorsunuz. Yani 10 maçta bitirebiliyorsunuz. Benim için işte kontrat önemsiz, şu bu önemsiz diyorsanız direkt squad battle arkadaşlar e, maça girip çıkabilirsiniz. Ama burada da sanırım sınır varmış bu sene. Team of the Week'le maç yapılmıyor demişti birisi. Ben denemediğim için bilmiyorum. E, dolayısıyla bilginiz olsun. Onu da o şekilde halledebilirsiniz. Aktarımı söyledik, satışı söyledik, nasıl yapıldığını söyledik. E, ee, kısacası arkadaşlar bu taktik böyle. Şimdi en önemli kısım şu, bu sene PlayStation 4'le ve PlayStation 5'te hesap oluşturma limitleri farklı. PlayStation 4'lerde 5 tane ultimate oluşturabiliyorsunuz. PlayStation 5'te PlayStation 5 versiyonu için 5, PlayStation 4 versiyonu için ise 5 tane daha oluşturabiliyorsunuz. Yani PlayStation 5 toplamda 10 tane hesap kağıt üstünde oluşturabiliyor. Ancak bu olay böyle değil arkadaşlar. Yeni PlayStation alan bir arkadaşım toplamda 3 tane hesap oluşturabildi ve ardından hesap oluşturamaz hatası verdi. PlayStation 4'te oynayan bir arkadaşım toplamda 2 tane oluşturdu ve ardından daha oluşturamaz hatası verdi. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu sene her hesapta her PlayStation 5 tane oluşturacaksın diye bir şey yok maalesef. 6 tane oluşturan da var. Reddit'te okuyun abi 7 tane oluşturan da var. Bunun neye göre olduğu belli değil arkadaşlar. Bakın iki tane limit var. Birincisi sizin kendi açtığınız ikincisi açılmış ultimate team'e girmeniz bu nasıl oluyor yeni hesap yapmayan bir arkadaşınız varsa onlardan sizin için rica edip bir ultimate team hesabı açmasını rica edin ultimate team kulübüne girsin ülkeyi seçsin kadroyu kursun Ondan sonra hesabı seversin. Bir de bunun limiti var. Ama dedim ki bunlar 5, 4, 3 diyemeyeceğim. Çünkü PlayStation'dan PlayStation'a değişen bir şey. Burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Onları ee, onu da size söyleyeyim. Bu arada tek onu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bu her Ultimate Team hesabında 5 kere kulübü silme ve tekrar da oluşturma hakkınız var. Yani kulübü silip oluşturabiliyorsunuz 5 kere. Dolayısıyla her bir hesapta 5 hakkınız oluyor. Ve 5 tane ultimate tim oluşturabiliyorsunuz. Yani toplamda 25 kere yan hesap taktiğini bir PlayStation 4 başına yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Her birinden 200k kar toplamda 5 milyon coinsiniz olmuş oluyor. Ki bu çok şanssız bir senaryo. Elbet iyi bir şeyler de çıkaracaksınızdır sevgili dostlar. Ve dediğim gibi işiniz bittikten sonra kulübü sil yapıp Tekrardan açtığınız zaman da bir kez daha kulübünüz olmuş oluyor. Ve tekrardan aynı şeyleri devam ettirebiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar video anlatıcı ve açıklayıcı olmuştur. Geçen seneki videomun linkini de buraya bırakacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru varsa oradan da bakabilirsiniz. Ben gayet açıklayıcı bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir ve milyonlarca konis kasarsanız. Bu taktikte arkadaşlar kasmış olduğunuz konisleri benim Twitter adresime veya Instagram'ıma gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz. Videomu izlediğiniz için çok sağ olun. Ee, videonun başına sorduğum soruyu lütfen unutmayın ve yorumlara yazın. Aynı şekilde yeniyseniz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>